Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir konuşma motoru güncellemesi yaptım. Yani şöyle diyor olabilirsiniz. Ya sen de bir konuşma motoru güncellemesi yapıyorsun. Hemen bir tane daha konuşma motoru güncellemesi yapıyorsun diyeceksiniz. Arkadaşlar yani böyle yeni yeni şeyler buluyorum. Yani güzel. Buluyorum demeyeyim de. Yapıyorum. Birazcık ses açayım. Evet arkadaşlar, bugünse Vucelizer XTTS'ye yani 1.1.1 sürümüne şey yaptım, yenilik yaptım. Bugün size onu tanıtacağım. Bugün yenilik yaptım ve size bunu tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi iki video çekmeyecektim ama ben de böyle bir şey yapma fikri geldi aklıma. Ben de çekeyim dedim. Sonra unuturum. İşte yeni bir şey bulurum. Onu tanıtmaya dalarım. Bunu unuturum diye arada. Hemen çekiyorum arkadaşlar aklıma gelen video fikirlerini. Tabii şu an dersler de başladı. Çok yoğun olmadığım sürece çekmeye çalışacağım. Hafta içi video gelmeyebilir ama bakın hafta içi. Çünkü dersler olduğu için böyle. Ben yine size bunun linkini vereceğim güncellemenin. Ama dediğim gibi bu sırada 1.1.1 Vucelizer'in 1.1.1 sürümünün klasörleri elinizde olmalı. Yoksa dediğim gibi kurduğunuzda APK'ya çalışmaz. Ben APK olarak vereceğim size. Yine dosyacı olan vereceğim arkadaşlar. Bu dosyacı sitesi daha da güzel. Onu tanıtacağım bugün. Tanıtabilirsem. Geçen videosunu çektim ama takip çok kastı. Ben de YouTube'a atmadım. Onu bugün tanıtacağım. O siteyi de. Evet. Yine arkadaşlar ailenin hatası sürüm yeniliklerini Yelda Plus 1.4.1 ile yaptım. Bu sefer de Gem Plus 1.4.1 ile yapayım dedim. Evet hemen. Metin okuma ayarlarını açıyorum. Çok güzel yenilikler var. Bakın. Vucelizer TTS. Bu yeni 1.1.1'ler. Yani paket tükleyici açınca orada Vucelizer TTS yazıyor. Onu görünce şaşırmayın adına. Vucelizer TTS. Evet Vucelizer TTS. Örneğini değiştirdim. Ben de hata yani çıkartırken hata verdi. Bütün sesler yok sadece Yelda Premium AI var. Bakın örneğin de şimdi bakın ne? Bakın bu bir Vucelizer TTS örneğidir yaptım. Ayarlarında da yenilik var. Artık adı Vucelizer TTS ayarları. Arkadaşlar yani bu halinde olan şey buna ses yüksekliği yaptım. Varsayılan ses yüksekliği ayarı mı? Ne öyle bir şeydi. Konuşma hızı çarpanıydı. Ben bunu konuşma hızı yaptım. Bu da varsayılan ton ayarı mı ne öyle bir şey diyordu. Yani sadece ton yapacaktım ama anlamazsınız diye düşündüm sadece ton yapınca. Ton ayarı yapayım dedim. Bu ses veri klasörünün adını değiştirecektim ama arkadaşlar maalesef yani yapmadım çünkü ses veri klasörünün adı değişince belki çalışmaz diye. Yani kullanamazsınız diye böyle bir şey yaptım. Bu da ses veri yolu diyordu. Ben onu ses veri klasörü yaptım. Zaten bütün sentezleyici ayarlarında olan bir şey yaptım. Yani ses veri klasörü. Ses veri yolu diyordu önceden. İfadeden de şimdi böyle. Bu aynı. Burada
akıllı ses yenilikler videomdaki yaptığım gibi sentezleyici seçim yaptım. Türkçe premium ay. Bakın sadece premium ay var. Buraya da sentezleyici seç yaptım. Tabii yerler premium ay bunu sentezleyici seç diye okuyor ama bu sentezleyici seç. Evet. Hani böyle bir tane ses, bir tane mesela, bir dakika nasıl anlatayım? Mesela Türkçe'ye girdiniz. Başlık olarak sentezleyi seç yaptım. Şu Türkçe, Mürkçe onları gelmeden önce sentezleyi seçin yaptım. Böyle. Evet arkadaşlar. Bugünkü konuşma motoru güncellemem bu kadardı. Evet, 17 abone olduk. Abone olan herkese teşekkür ederim. Abone olmaya devam edin arkadaşlar. Hatta istek videonuz varsa bu videonun altına da yorum olarak yazın arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Ay, tablete vurdum, pardon. Mikrofona çok ses geldiyse kusura bakmayın. Evet. Bugünkü videom bu kadar. Görüşürüz.